Türk Hava Yolları 27 Mart'ta Moskova, Addis Ababa, Hong Kong, New York ve Washington uçuşları dışındaki tüm yurt dışı seferlerin 17 Nisan'a kadar durdurulduğunu açıklamıştı. Daha sonra bu açıklama 14 Nisan'da güncellenmiş ve 20 Mayıs'a kadar tüm yurt dışı seferlerin iptal edildiği açıklanmıştı. İşte bu süreçte Türkiye'den buraya gelen, kısa süre için gelen, örneğin iş ziyareti ya da turistik amaçlı gelen ya da burada öğrenim gören öğrenciler büyükelçilik ve konsolosluklara başvurarak Türkiye'ye dönme isteklerini, taleplerini dile getirmişlerdi. İşte Dışişleri Bakanlığı bu noktada devreye girdi, bu talepleri değerlendirdi ve söz konusu kişilerin isimleri Türk Hava Yolları'na gönderildi ve 3 sefer düzenlenmesi kararı alındı. Şimdilik bu seferler 23 Nisan'da yani dün İstanbul'dan Los Angeles'a ve New York'a 2 sefer gerçekleştirildi ve Los Angeles ve New York'tan da dün Ankara'ya 2 uçuş gerçekleştirildi. Los Angeles'tan 268 yolcu, New York'tansa 349 yolcu Türk vatandaşı Türkiye'ye gittiler. Bu arada hemen belirtelim, bu akşam yerel saatte Washington saatiyle 22.30'da da Washington-Ankara seferi var. Ancak söz konusu uçağın Ankara'ya inip inmeyeceğine iniş sırasında Sağlık Bakanlığı yetkilileri karar verecekler. Zira yolcular hem bilet işlemleri sırasında hem de uçağa binmeden önce karantina altında kalmayı kabul ettiklerine dair bir sözleşme imzaladılar. 14 gün boyunca yurtlarda karantina altında kalacaklar. Bu arada bilet fiyatları da uçuş günü ve yerine göre değişiyor. Bilet fiyatları 799 ila 899 dolar arasında tek yön olarak. Bunu da hemen bir not olarak aktaralım. Bu uçuşlarda özel güvenlik önlemleri de alınıyor. Standart temizlik dışında özel hijyen ekipleri uçakları temizliyor. Örneğin uçaklardaki dergiler, yayınlar risk oluşturmaması açısından kaldırıldı. Bu arada havalandırma için hastane standartlarındaki filtreler kullanılıyor. Bunları da yine önemli bir not olarak aktaralım. Bu arada uçaklardaki maske, şeffaf eldiven ve dezenfektanlarının da sayısı arttırıldı. Söz konusu kişiler uçak indikten sonra 14 gün boyunca karantina altında kalmayı kabul ediyorlar. Bunu da hemen bir not olarak aktaralım. Evet, şimdi bir yandan biz Davos Havaalanı'ndayız ama burası günün her saati kalabalık olan bir mekan. Şimdi siz de görüyorsunuz, havaalanı bu saatlerde olmasına rağmen bomboş. Bunların da hepsinin nedeni tabii ki koronavirüs. İşte koronavirüsüyle mücadele de Amerika'da geniş çaplı bir şekilde sürüyor. Başkan Donald Trump da dün Beyaz Saray'da koronavirüsle mücadele görev gücüyle birlikte düzenlediği basın toplantısında 1 Mayıs'a kadar planlanan sosyal mesafe kurallarının uygulanmasının yaz başına sarkabileceğini söyledi. Kendimizi güvende hissedene kadar bu uygulamayı sürdüreceğiz dedi. Ancak bu süreçte de yine maske kullanımını teşvik etti. Tabii gündeme yine test kapasitesi de geldi Amerika'nın. Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Dairesi Başkanı Anthony Fauci, ki Trump kadar en azından açıklamalarına yer verdiğimiz bir başka isim. İşte Anthony Fauci verdiği bir demeçte Amerika'nın test kapasitesinin yeterli olmadığını dile getirmişti. Bu soru hatırlatıldı Başkan Donald Trump'a. Trump, Amerika'nın harika işler çıkarttığını ve test kapasitesinin yeterli olduğunu söyledi. Ama dikkat çeken nokta, koronavirüsüyle mücadele görev gücünün en önemli isimlerinden biri olan Anthony Fauci'nin dün basın toplantısında yer almayışıydı. Ki daha önce de yine Başkan Donald Trump'ı kızdıran açıklamalar yapmıştı ve Trump da Twitter'dan Fauci'yi kovma zamanı adlı bir tweet'i paylaşmış. Ancak basın toplantısında kendisine sorulan bir soru üzerine onu kovma niyeti olmadığını söylemişti. Ancak toplantının belki de en ilgi çeken yanı, İç Güvenlik Bakanlığı Bilgi ve Teknolojiler Dairesi Başkanı William Bryan'ın koronavirüsünün 25 derece ve üstündeki ısıda en fazla 2 dakika canlı kalabildiğini, dolayısıyla ısıyla mor ötesi ışınların güçlü bir kombinasyon oluşturduğunu koronavirüsüne karşı söylemesiydi. İşte bu noktada Başkan Donald Trump'tan çok çarpıcı bir tavsiye geldi ve insan vücuduna mor ötesi ışınların ve dezenfektanların enjekte edilebileceği yönünde bir tavsiyede bulundu. Ancak uzmanlar söz konusu açıklamanın, tavsiyenin sorumsuzca olduğunu dile getiriyorlar ve ölümcül sonuçlar, tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini söylüyorlar. Ancak dünkü basın toplantısından öne çıkan belki de en çarpıcı nokta Başkan Donald Trump'ın bu yöndeki tavsiyesiydi.